Neyse, herkese iyi seyirler diliyorum. Antalya'dan hepinize tekrardan sevgiler, saygılar. Bugün yine PCX 125'in üzerindeyiz. 2022 model. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için hatırlatayım. Akşam yemeğini yedik. Temmuz 2022 itibariyle Antalya'dan Kemer'e doğru bir yolculuk yapacağız. Aslında bir uzun yol antrenmanı gibi de diyebiliriz. Toplamda gidiş geliş 120-130 kilometre yapacağız. Bir kahve içip döneceğiz. İki kişiyiz. Artçım var. 65 kilo arkamda. Kemer yolunu bilen biliyor zaten. Virajları güzel. Ve onun dışında da rampaları olan bir yol. Aslında uzun yol için antrenman sayılabilecek bir rota çizdim kısa vadede ve hem bana bir değişiklik olsun hem de sizlere de güzel bir içerik oluştursun diye yollara düştüm. Motorumuz 1876 kilometrede. Bugün sınırlara zorlayacağız. Virajlara sert gireceğiz. İki kişi nasıl? Top speed nasıl? Şu an yokuş aşağı iniyorum. Kapa gaz devam. Bin bakımını da yaptırdık zaten. Biraz böyle zorluya zorluya gideceğiz bugün. Ama bir varyatör bakımı istiyor gibime geliyor. İlk 1000 kilometrede yaptığı bu hızlardaki titreşimi yapmıyor. Yokuş aşağı iniyorum. Traction control açık. İlk etapta kapatmayacağım. Böyle deneyeceğiz. Ekipmanlarımız tam, eldiven, mont, ayakkabı, kask. Tam teşekküllü yolumuza düştük arkadaşlar. Önlemimizi aldık. Dikkatli bir şekilde devam ediyoruz. 1.9 ortalamamız var. Akşam saat 10 itibariyle yoldayız. Kapa gaz devam. Titreşimde 1000 kilometre bakım öncesinde ciddi anlamda şikayetlerimiz vardı. Bunların azaldığını bariz bir şekilde söyleyebilirim. Çok hafif. Yani o da 125 cc tek silindirin vermiş olduğu titreşim çok normal. Onun da tamamının kesilmesini zaten bekleyemeyiz. İlk bakımımız bittiği için motoru biraz açmak zorundayız. O yüzden bir süre tapa gaz böyle aralarda kesip motosiklete alıştırmak gerekiyor yola. Yani bu arkadaşın 100 kilometre, 105 kilometrelerde otoyol sürüşlerinde rahat ilerlemesi gerekiyor. Çünkü su soğutmalı. Sınıfının en iyi motosikletlerinin başında geliyor bu neredeyse. Yani NMAX'te bu var. Zirveyi ikisi sürekli olarak paylaşıyor. Hadi bakalım biraz yol alalım. Biraz ben fon müziği vereyim size. Şu düzlüğü bir geçelim. Antalya'dan çıkmak üzereyiz. Sarısu bölgesindeyiz. Kemer yoluna girdiğimizde zaten bol virajlı yollar olacak. Tünellerden geçeceğiz. Çok zevkli bir yolculuk olacak. Hadi bakalım hepinize iyi seyirler. Çayınızı, kahvenizi hazır edin. Yoluna girdik. Antalya'ya çıktık. Hava bayağı serinledi burada. Sol tarafımız deniz. Denize sıfır gidiyoruz. Bir tarafımız daha. Sağ tarafım daha. Yolda aydınlatma yok. Virajlı yollar. Rampa çıkıyoruz. Belli bir kilometre, yaklaşık olarak 20-25 kilometre. Rampa çıkıp sonra aşağı ineceğiz. Aynı zamanda farların da testini yapmış olacağız. Söz vermiştik zaten. Şu an kısa farlarla devam ediyorum ve gayet yeterli. Kaskımın vizörüne rağmen yeterli geliyor. Karşıdan araç gelmediğinde uzunları açacağım. Bakın, gayet aydınlatmanın olmadığı yollarda faydalı. Farlar size güvenli bir aydınlatma sunuyor. LED abi, yani gördüğünüz gibi bakın şu anda kısalar yanıyor. Muazzam. Ya parasının hakkını veriyor şöyle baktığınızda. Oh, virajlarda çok güzel buralarda. Bakın arkadaşlar, şöyle biraz yavaşlayacağım çünkü önüm bayağı keskin. Yokuş aşağı iniyoruz çünkü. Harika. Rüzgar sesi olabilir. Denize sıfır gidiyorum. Muazzam bir rüzgar var. Mikrofonumda rüzgar tüyü de var.
Evet, iki kişi rampaya indik. 80 ile dik rampayı kaptırdı, çıkıyor hızını artırarak. Güzel. Dikkatli olmak gerekiyor. Çok hareketli bir yol. Aynı zamanda turizm yolu. Çok kalabalık. Saat 10'u çeyrek geçiyor akşam. Arkam full dolu mesela. Yetişemiyorlar desem yeri arkadaşlar. Çünkü yol virajlı olduğu için genelde turizm araçları var. FCX'e yetişemiyorlar. Maşallah, maşallah. Arkadaş bak, hiç fren yapmadan virajlara dalıyorum yani. Gece bir de rüzgar da var. İki kişi olmanın aslında bir avantajı da var. Yani rüzgar sizi tam anlamıyla savutturamıyor. Harika yatıyor virajlara. Çok tatlı, çok güzel. Papagaz, devam. Ortalamamız Antalya'dan çıkışta 1.9'du. 2 litreye çıktı arkadaşlar. Çok normal. Papagaz devam ediyorum. Kesmiyorum. Aralarda sadece. Evet, yine tatlı bir virajımız. Harika dönüyor arkadaşlar. Kapandık iyice iki kişi. Harika. Bana mısın demiyor. İnşallah radara girmeyiz bugün. Girersek de problem değil. Sizler için feda olsun. Güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Uzunlar da çakalım arada, şöyle selektör vazifesini yapsın. Uzuna gerek kalmıyor abicim. Vallahi çok güzel aydınlatıyor. Şimdi birazdan tünellere gireceğiz. Oralarda da tapagaz gideceğiz. Söylediğim gibi bir varyatör bakımı şart arkadaşlar. Çünkü fabrikasyon gresler çabuk kuruyor varyatörün içinde. O kasnakların içinde. O yüzden onlar da böyle toz çamur görevi yapıyor. Bu da motosikletin performansını etkiliyor. O yüzden 2000-3000 kilometrede bence bir varyatör bakımı şart bu FCX'e. Evet, kaptırdık, gidiyoruz tünele girmeden önce. Muhtemelen bugün bir radar cezası gelir arkadaşlar. Gelsin, hiç önemli değil. Ölümlü dünya. Amaç tadını çıkarmak. Tabi trafikte riske atmadan. Sürekli arkamı kontrol ediyorum. Aynalarımın görüş açısı iyi. Titreşim yok aynalarda şu anda. 80-90 km bantlarında. Gayet yeterli. Hafif rampalı tünele girdik bakalım. Tapagaz. Dörtlümüzü yakalım, belirgin olalım. Motosiklette belirgin olmak çok önemli arkadaşlar. İki kişi olduğumuzu bir kez daha hatırlatayım. Ben 73 kiloyum. Arkamdaki artçı 65 kilo. Kemal ilk giriş tünelde, tapagaz devam ediyoruz. Hafif rampa yukarı burası. Yetişemiyorlar arkadan, yetişemiyorlar. Maşallah. Tapagaz gitmeme rağmen 2 litre yakıyor. Bakın virajlara nasıl güzel yürüyor. Bakın nasıl yatıyor. Bak, hiç bana mısın demiyor. Harika. Lastikler çok güzel tutunuyor. Isındı da, hava da sıcak zaten. Akşam saat 10 olmasına rağmen 27-28 derece hava sıcaklığı var. Harika. Hadi bebeğim, ilk defa 113'ü gördük. Motor arkadaşlar açılmaya başladı. Evet. Kendini bulmaya başladı FCX. Muazzam. Yolu bulsa daha gidecek. 115-116 yapacak belli. Arada gazdan kesiyorum. Sürekli tapagaz gitmek çünkü iyi olmaz. Bu tarz tek silindir motosikletlerde düşük hacimli, bildiğiniz gibi. Zorlamaya gerek yok sürekli olarak. Ara sıra dinlendireceksiniz ve tadını öyle alacaksınız. Şimdi benim amacım Antalya'dan İç Anadolu bölgesine yaklaşık olarak 600-700 km yolu gider miyim? Aslında ben bunun denemesindeyim şu anda.
Kahve işin bahanesi, kemer işin bahanesi. Biz zaten sürekli geliyoruz. Tabii bir değişiklik olsun amaç, o ayrı mesele ama uzun yolda beni üzecek mi, üzmeyecek mi, bunun çabasındayım. Ve gördüğüm kadarıyla çok fazla üzmeyecek. Gelen yorumlarda haklılık payı artıyor bence. Uzun yola gider abi. Tamam bir 250 cc, bir 600-700 cc gibi olmaz ama asla ben gitmem demez, gider. Tek çekindiğim bölge Antalya, İç Anadolu bölgesi arasında Akseki yolunu kullanacağım. Toroslardan gideceğim. O dik rampalarda biraz bayılma ihtimali olabilir. Orası da yaklaşık 200-250 kilometre o bölge. Umarım orayı rahat bir şekilde geçer. Evet, hadi bir fon müziği daha verelim şöyle hareketli. Ben konuşmaktan yoruldum. Az dinleneyim ben de. Biraz da yol yapayım. Hadi bakalım. Hayda, yine çevirmeye girdik arkadaş. Lan arkadaş, bu sefer de jandarma. Ha? Gerçi burada hep çevirme var da yine çevirmeye girdik. Gerçi bizi geçirir, burada turizm araçlarını kontrol ediyorlar da. Devam edelim mi? Sen devam et. Eyvallah. Gel böyle. Bizi saldılar. İyi, radara girmemişiz. Bundan sonra biraz daha dikkatli olalım. Kesin dikkat ederiz de. 19 kilometre kalmış bu arada kemere. Maşallah iyi geldik. Yine rampa çıkıyoruz. Şöyle uzunları yakayım. Öndeki araç pek rahatsız olmaz bizim paramızdan. Uzunlarım açık. Rampa yukarı 2 kişi 85. El dibine geldik arkadaşlar. Kemerin her bölgesi mükemmel. Bel dibi, Göynük, Tekirova. Muazzam. Harika bir doğa var. Harika bir deniz var her tarafında. Geldiğinizde bütün bölgelerini gezin. Sizi ben Alanya taraflarına da götüreceğim. Isparta taraflarına, her yeri gezeceğiz arkadaşlar bu yaz. Tadını çıkaracağız. Rotaları zaten çizdik. Giden arkadaşlarımız zaten biliyor. Şehir dışından gelenler için de yardımcı olacağız. Güzel rotaları yorumlarda da yazın. Çünkü herkes bu yolları bilmiyor. Bu mevkileri bilmiyor. İletişimimiz kuvvetli olsun. Devam. Evet arkadaşlar, kemere varmak üzereyiz. Buralar biraz bozuk yol. Uzunlarımızı yaktık. Virajları görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Makinenin performansını da görüyorsunuz. 2 kişi. Yaklaşık olarak 140 kilo kendi ağırlığının üzerinde bir yükle gidiyor şu anda. Göynük'e girmiş bulunmaktayız. Karşımızda yine muazzam oteller var. Alay 5 yıldız, süper lüks, ultra lüks. Kemer, Kumluca, Muğla yolu arkadaşlar burası. Buralarda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Bu motosikletle uzun yola çıktınız arkadaşlar, dikkat etmeniz gereken bir husus var. Hatta birkaç husus var, ben bunlara değineyim.
Birincisi, sollama yaparken iyi düşünmek zorundasınız. Genel anlamda sollama yapmamaya çalışın. Çünkü sollama da sizi üzecek bu arkadaş, belli. Tamam, düz yolda gidiyor, yolu buldum gidiyor ama sollamada ara gazlanmaların iyi olması gerekiyor. Düşük hacminden dolayı bu yetersiz. Dürüst olalım. İkincisi, yine uzun yola gidecek arkadaşlar. Tamam, sele şehir içinde rahat ama bir konfor sele altınıza bir minder almadığınız sürece totonuz ağrıyacak arkadaşlar. Benim şu anda ağrımaya başladı mesela. Yani yalan değil. Bir 50-60 kilometrelik yol geldik, totoma ağrımaya başladı. Yani 500-600 kilometrede bu toto uğuşur. O yüzden durma ihtiyacını çok fazla hissedeceksiniz. Bunları da tabii göz ardı etmeyin. Dinlene dinlene, geze geze yolculuk en iyisidir. Varış saatinizi iyi hesaplayın, zamanlamanızı ona göre yapın. Yola devam. Bu arada vizörümde komple sinek oldu. Az kaldı zaten. Kahve içerken vizörümü de temizleyeceğim. Malum gece trafiği olunca, gece yolculuğu olunca, yaz ayı da sinekler tabii doğal olarak. Montumda da var herhalde, vaziyeti onu gösteriyor. Bu arada Revit yazlık montum var. Harika bir performans sunuyor. Çok memnunum. Kemer 9 km, Muğla 380 km gördüğünüz gibi. Bu arada selektörü yaptık. Öndeki de bize yol verecek herhalde. Bakın arkadaşlar, zaten Antalya Kemer arasında normal araçlar bile 80-90 gidebiliyor. Yani çok fazla hız yapamıyor. Bizim de onlardan PCX olarak geri kalır yanımız yok. Zaten çoğuna nal toplattırdık arkada, turizm araçlarına. Görüldüğü gibi bineklerle beraber gidiyoruz. Anlatmaya gerek yok. Aslında PCX anlatılmaz yaşanır. Honda yetkilileri bizi duysun. Adamların paso reklamını yapıyoruz. Aklınızda ne olursa olsun, ne sürüyorsanız sürün, nasıl yaşıyorsanız yaşayın, hayattan, yaşamaktan zevk almaya bakın. Bir daha gelmeyeceksiniz. Benim hayat felsefem budur. Vallahi çok güzel yatıyor. Maşallah, maşallah. Tabii lastiklerin de faydası var. Michelin City Grip lastikleri var. Performans harika. Bu arada bayağı tapagaz gidiyorum. O 1000 kilometre rodaj süresindeki gibi rahatsızlık vermiyor. Bu da beni memnun etti. Güzel bir gelişme. Zaten servise sorduğumda 2000-3000 kilometre sonra düzelir demişti. Şu an 1909 kilometredeyiz. Bariz şekilde iyileşmeler var. Vallahi arkadaşlar, bayır aşağı bayır yukarı virajlarda enteresan bir performansı var. Enteresan. Çok şaşırıyorum. Beklemiyordum bu kadar. Bu arada kemere giriş yaptık. Vallahi çoğu aracın rekorunu da kırmış olabiliriz bugün. Virajlara girişler size nasıl yansıyor bilemiyorum ama gerçekten sağlam giriyoruz. Yani ben sağlam yatırıyorum. Bu arada GoPro'nun Hyper Smooth özelliğini de en üst seviyeye aldım. O yüzden yatış açılarını pek göremeyebilirsiniz. Sarsıntı en az şekilde olması için, yani sizlere iyi bir görüntü sunabilmek adına stabilizasyonu en üst düzeye aldım. Biz buradan sola döneceğiz, merkeze gireceğiz. Bir kemer turu, bir kahve. Olmadı bir de soğukluk içeriz abartmadan. Evet, görüyorsunuz kemer tabelasını da. Uzunlarımız açıkmış. Vallahi bayağı iyi geldik. Artık yavaş gidelim. Ben de kaskın vizörünü açayım. Size de kemeri göstereyim çünkü her yer otel. Çok güzel, bakın solda mesela Armis Gülbiç var. Tam buralar çok aman aman oteller değil ama içeri taraflarda, sahil taraflarında babaları göreceksiniz. Burası Kemer merkeze ilk girdiğimiz yer. Özel hastane var sağ tarafta. Evet, hava burada Antalya'ya göre biraz daha serin. Misafirler akşam yürüyüşüne çıkmışlar.
Evet, solda yine bir kaliteli otelimiz Clistar Aura. Şimdi ileride gece kulüplerinin olduğu mekanlar da var, Aura vesaire. Daha önceki yıllarda oralar çok hareketliydi. Şimdi nasıl onu merak ediyorum. Lafa dalıp inşallah orayı kaçırmayız. Bu arada şarjımı da kontrol etmek zorundayım. Bataryayı değiştirebilirim. Evet arkadaşlar, oteller bölgesine de girdim. Müziklerden de zaten anlıyorsunuz, gece kulüpleri vesaire sağ tarafta. Hayat hızlı akıyor burada. Sağım solum her yer otel. Kiralık bisikletler. Yalnız parklar, bahçeler o biçim. Pırıl pırıl, tertemiz. Çok bakımlı. Bravo. Kemer Belediyesi işini yapıyor. Yani bırak da yapsın. O kadar 5 yıldız otel var yani. Aldığı verginin teşvini haddi hesabı yoktur. Evet arkadaşlar, Kemer Meydan'dayız. Şuradan şehir merkezine doğru soldan gireyim ben. Şöyle alışveriş merkezleri, mağazalar. Video da bu arada uzun olabilir. İzleyin arkadaşlar, sıkılmayın. Bedavadan sizi gezdiriyorum işte. Videolarımızı beğenin. Videolarımıza yorum yapın. Abone olup paylaşın arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Biz sıradan bir motovlog kanalı değiliz. Evet, burası Kemer Çarşı. Çok da abartılacak bir yanı yok. Asıl hareketli yerler burası değil. Ben görmeniz açısından şöyle size sağa solu göstermeye çalışayım. Bu sene biraz tabii bitik. Dürüst olmak gerekiyor. Önceki yıllara göre savaşın çok etkisi oldu. Çünkü gelen turist Rus, Ukrayna arkadaşlar buraya. Eskiden İskandinav ülkelerinin turistleri geliyordu. Zengin Almanlar geliyordu. Onları zamanında çok kazıkladığımız için adamlar uyandı. Hepsi Alanya, Kemer, Bodrum taraflarından evlerini aldılar. Bakıyorlar keyiflerine şimdi. Otele de tatile gelmiyorlar. Evet, tam sahile geldik arkadaşlar. Burada Kemer'in en ünlü kafelerinden bir tanesi. Oraya gidiyoruz şu anda. Orada kahve içeceğiz. Gelmişken tadını da çıkaralım. Dakapo diye bir yer. Sağ tarafta. Kahvemizi içtik, dinlendik. Şimdi de Antalya'ya tekrardan dönüş vakti. Biraz geze geze gideceğiz. Gelirken bayağı bir zorladık. Yani sıkıntı var mı? Yok. 2.1 ortalama. Yakıttan yana zaten problemimiz yok. Ama çok fazla rüzgar yedik. Şöyle geze geze tadını çıkara çıkara gideceğiz. Alttan yine bir müzik veririz, videoyu hızlandırırız. Çok uzun sürmesin. Hadi bakalım, iyi seyirler. Evet arkadaşlar, gece kulüplerinin olduğu mekanlara da geldik gördüğünüz gibi. Kemer Rich Lounge, Aura sağ taraf. Aura.
Inferno. Mekanlar burası. O meşhur mekanlar burası. Ama şöyle söyleyeyim ben size, bataklık arkadaşlar. Yani söyleyeyim bunları size. Çok tavsiye etmem. Ha, gençler gelsin, eğlensin, etsin ama dikkat etsin. Sıkıntılı yerler. Neyin ne olduğunu bilin, ona göre. Gelin, uyarmadı demeyin sonrasında. Alkole de fazla yüklenmeyin. Kendinizi bilin. Evet, dönüş yolunda bu güzel yolların tadını biraz çıkaralım. Şimdi biz basıyoruz. Tabi tapagaz gidiyoruz. 90-100 bu virajlarda gece vakti ama genç arkadaşlara tavsiyem ya da tecrübesi olmayan arkadaşlara tavsiyem, siz bu şekil basmayın arkadaşlar. Yani sonuç olarak altınızdaki motosikletin tekerleri küçük. Yani frenler öyle abartılacak kadar çok iyi değil. Tamam, iyi ama bir süper spor gibi de dalmayın yani. Bir tecrübeniz yoksa, yolu bilmiyorsanız vesaire, risk almayın. Yani ben giriyorum ama ben yolu çok iyi biliyorum. Yani sürekli gelip gittiğim yol. Artı 14 senelik bir tecrübe var. Yanlış anlamayın söylediklerimi. Sizleri sevdiklerim için söylüyorum. Zaten tecrübesi olanlara lafımız yok. Dikkatli olun ve ekipmansız çıkmayın arkadaşlar. Ekipman çok önemli. Farlar yine bir harika yaratıyor. Yani şu an kısalarda gidiyorum. İki şeritli bir yol. Yolun iki tarafını da çok rahat bir şekilde aydınlatıyor ve ağaçları da gösteriyor. Önümü tam anlamıyla şöyle yaklaşık olarak bir 100-150 metreyi çok iyi aydınlatıyor. Gerçekten çok başarılı. Övgü hak eden bir far sistemi var. Yeni kasa PCX'de. Öncekini bilmiyorum. Yorum yapmak doğru olmaz. Gördüğünüz gibi yolda aydınlatma yok ama ben cam gibi görüyorum. Kaskın vizörüne rağmen. Bu arada bu taraflar Temmuz ayı olmasına rağmen bayağı bir serin. Çünkü her yer orman olduğu için bayağı bir serin. Yazlık montun filelerinden de serin hava bayağı iyi geçiyor. Artçı konforu nasıl? Onunla da konuştum bu kahve içerken durduğumuzda. Ciddi anlamda rahatsız olduğunu söyledi. Uzun yola gidilmez dedi. Tabi minder vesaire yok altında da. Şimdi biz bir de tapagaz geldiğimiz için alt taraftan motorun zorlandığı ve o titreşim hissiyatı sürücüyü ve yolcuyu rahatsız ediyor arkadaşlar. Tapagaz gitmek bu yüzden iyi değil. O yüzden bu motorun hakkı 80-90'lar. Rahat bir konforlu sürüş yapmak istiyorsanız ve böyle temiz yollarda, böyle yağ gibi akar gidersiniz. Virajlara da sağlam girer. Sizi de üzmez. Bakın görüyorsunuz, yatabildiği kadar yatıyor. Hiç risk almıyor. Ve ben yatmam, ben dönmem demiyor. Sınırları aşmadığınız sürece. Sol şeridi kapattık, gittik. Ama rahat zorladık bu sefer. Çünkü araçlar 80-90 bandında gittiği için biz de 90-100 gittik, zorlamadı.
aynamızda zaten sürekli olarak kontrol ediyoruz. Şimdi de tekrardan Antalya girişindeki tünellere doğru geldik. Birazdan tünellere gireceğiz. Umarım güzel görüntüler çıkıyordur arkadaşlar. Artık videoyu da yavaş yavaş sonlandıracağım. Çünkü çok fazla uzun olacak. Şöyle yine fon müzikli, hızlandırılmış şekilde güzel görüntüler eşliğinde sonlandıralım. Hepinize Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.